Ankara'nın siyasi çözüm çağrılarına bir yıldır kulağını tıkayan Beşar Esad yönetimi, Halep'in ardından ülkenin 4. büyük şehri Hama'yı muhaliflere kaptırdı. Suriye Halk Meclisi'nin düşerse Esad koltukta kalamaz, Baas rejimi ipini çeker dediği Hama'nın muhaliflere geçmesinin ardından Esad'ın daha fazla koltukta kalamayacağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini söylemişti. Bu çerçevede Esad'ın gitmekten ya da anlaşmaktan başka seçeneği kalmadı. Şam'a yönelen HTŞ'nin öncülüğündeki muhaliflerin Esad sonrası tavrının ne olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de de bir kesim HTŞ'yi İsrail'in desteklediğini öne sürerek Esad'a arka çıkıyordu. Ancak HTŞ'den ülkede normalleşmeyi hızlandıracak kritik bir açıklama geldi. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cûlani rejimden ve İran destekli Şii milislerden temizlenen Halep şehrini ziyaret etti. Cülani'yi Halepliler büyük sevgiyle karşıladı. Halep kalesine çıkan HTŞ lideri açıklama yaptı. HTŞ'nin sivil ve askeri yapılarının Suriye toplumunun genişliğini yansıtan yeni kurumlara geçiş sağlanmasının hedeflendiğini belirten Cülani, bunun için HTŞ'nin bile feshedilebileceğini söyledi. Halep'i Suriye Geçiş Hükümeti'ne devretmeye hazır olduklarını kaydeden Cülani, önümüzdeki haftalarda HTŞ dahil bütün silahlı savaşçıların sivil bölgeleri terk etmesi yönünde talimat verilecek. Şehirdeki bürokratlar işlerine devam etmeye davet edilecek. Şehrin farklı sosyal ve kültürel normlarına uygun olarak Müslümanlara olduğu gibi Hristiyanlara da saygı gösterilecek ifadelerini kullandı. Muhalifler bu süre boyunca ülkenin yeni başkentinin de Halep olabileceğini belirtiyor. HTŞ'nin planı Halep'te müşterek bir aklın yönetimi paylaşması esasını öngörüyor. Tüm kesimlerin temsil edildiği bu geçici yönetimde aynı zamanda İdlib ve Hama gibi iller yönetim merkezi olarak bir tür başkent görevi yapacak. Suriye'de muhalifler Esad rejimi karşısında ilerleyişini sürdürüyor. Muhalifler kilit öneme sahip Hama'yı 3 taraftan kuşattıktan sonra Mezarip, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçirdi. Muhalifler, rejim güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından şehrin iç kesimlerine girerek kontrolü sağladı. Rejim karşıtı grupların kurduğu operasyon komitesinin komutanı Hasan Abdülgani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafız Esat'ın tanklarla girip yağmaladığı ve katliam yaptığı Hama'ya biz tanklarla girip halkımıza özgürlük getirdik. Hama merkez hapishanesindeki mahkumlar serbest bırakıldı ifadelerini kullandı. Suriye rejim ordusundan yapılan yazılı açıklamada muhaliflerin şehre girmesi üzerine ordu kentin dışına çekilerek yeniden mevzilendi denildi. Muhalifler Hama'nın ardından Humus'a yöneldi.